Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Öldükten sonra dirilmeyle alakalı bir yer okuyayım. Soru sorabilirsiniz. Güzel bir çiçeğin, yani yöntem şu, böyle kuru bir iddia değil, çünkü öldükten sonra dirilme meselesi çok ciddi bir iddia, bir davadır. Ve böyle bir davaya ciddi bir muktazi, yani sebep gerekiyor. Ben dedim inanın tarzında olmaması lazım. Yani akıl ikna olması lazım, benzeri olması lazım. Yani ciddi bir dava, delili nedir? Delili birincisi, Kur'an desek, herkes Kur'an'a inanmıyor. İnanmayanlara Kur'an delildir denmez. Değil mi? Peki, Peygamberimiz desek, aleyhissalatü vesselam, herkes Müslüman değil ki Peygamberin sözü delil olsun ona. Ne kaldı? İnsanın kendisi, bu bir. İkincisi, insanın şahit olduğu şu varlık. Bu, herkes için kafir mümin fark etmeden delildir. Misal, taş suya batar. İnanan Müslüman, inanmayan kafirdir. Böyle bir iddia olmaz. Çünkü gerçek bir hakikattır. Ona inançla alakası yoktur, şuhuttur. Yani gözüken bir şeydir. Gözümüzün ortasına taş batar ya. İmanla alakası yoktur. İman gaybadır. Yani taşın battığı gibi de şahit olmak da o zaman ilim durur. Bilim adamlarının her söylemi, her sözü bilimsel olmadığı gibi eğer bilim adamları gözükeni bize bildiriyorsa ilim değildir zaten. Naklediyor. Bilim adamlarının, bilim adam oluşunun en büyük sebebi bizim 5 tane duyuyla, duygularımızla kavrayamadığımız, anlayamadıklarımızı bize tercüman etmesi, bize taşımasıdır. Yani Almancayı Türkçe'ye çevirmek gibi. Bilim adamları da mevcudatta hemen çıplak gözle gözükmeyen gerçekleri, bilimsel gerçekleri, bizim lisanımıza dönüştürüyor. Tercümanlık vazifesi yapıyorlar. Yani mesela pi sayısı. Pi sayısı. Veya Türkiye'de demiştim tersine. Şaşırmıştı bu da fizikçi. Bir formülü çözmek için sabitelerimiz var. Sabiteler. Sabit kabul edilmesi lazım yoksa soru çözülemez. 0 santigrat derecede deniz o olması lazım, sabittir. Deniz seviyesinde, 76 milimetre civa basıncında ve pi sayısını 3.14 vesaire sayıları sabit kabul edilirse, niye sabit kabul ediyorsun ki? Formül çözülmüyor. Peki, vallahi anlamlandırmak için Allah'a da pi sayısı kadar sabit kabul et. Bir de o merkezde çöz. Allah'ın pi sayısı kadar deli yok mu ya? Hani sabit niye kabul ediyorsunuz Allah'a diyorsun? Pi sayısını niye sabit kabul ediyorsun? Gözlemledik, deney yaptık. Allah da deney yapılan bir şeydir. Gözlemliyorsun, aleminde yaşıyorsun. Peki dünya yaratılırken ilk, hepimiz mektep okuduk. Güneşten kopmuş parça değil mi dünya? Fokur fokur kaynamıyor muydu? Yani şu, şunu dünya, güneş kabul edin. Tamam. Şimdi bundan koparıyorum şeyi. Bunun bütün özelliği bunda yok mu? Buradan koparttım değil mi? Şahitsiniz. Şimdi bu kağıt, bu tahta. Oldu mu şimdi koptuktan sonra? Bundan koparttımsa, bu da bundandır. Küçüktür ama bundandır. Öyle değil. O zaman dünyada fokur fokur kaynıyordur. Güneşten koptuğuna göre. Öyle değil. Ha,
Şimdi deniz seviyesi mi vardı? Dünya güneşten böyle koptuğu zaman. Aynı. Deniz mi vardı ki deniz seviyesi olsun? 0.76 0 santigrat derece mi vardı? Fokur fokur kaynıyor. 76 milimetre civa basıncı altında mı ideal ortam? Bunları formülü çözmek için bu sabitelerin olması lazım. Peki bu kadar sabitelerin var. Kimyada da sabiteler var. Çok değil mi? Evet, çok. Sabitelerin var yani. Yoksa çözemezsin. Ama bir Allah'ın kulu çıktı da çıkıp da demiyor. Hocam niye sabit kabul ediyoruz ki ya? Görmediğime inanmam diyen bir zaman hakkında görmediğime inanmam diyen var mı? Duydunuz mu? Oysa hayatın tamamen kendisi zaman. Zamanım yok. Zamanım kalmadı. Zamanım olursa gelirim. Demiyor muyuz? Peki zamanı gören var mı? Niye sabit kabul ediyorsun onu? Her şeyi onun üzerine bina ediyorsun. Zaman şey mi zannediyorsun? Saatinizdeki dönmeyi. O anlamlandırıyor. Saat o değil ki. Termometre 40 derece gösteriyor. Elini sür bakayım, yanıyor mu elin? Havayı gösteriyor. Kendisi hava değil ki. Zamanı gösteren saat zaman değil ki. Zaman böyle bir şey midir? Tık tık. Nedir zaman? Bir Allah'ın kulu. Ola kim gördü bu zamanı ya demezken zamanın sahibi hakkında Allah'ı kim gördü soruyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Allah'ı niye görmüyoruz soran insan kendisini sorgulamaz. Sen kendini gördün mü ki Allah'ı göreceksin? Ben bu değil miyim? Ya bu sensin ha? 10 sene önceki kimdi bu? 20 sene önceki kimdi? Bu benim gömlek değil mi? Bana ait. He? Bana ait bir gömlek. Onun gibi benim gömleğim, benim yüzüm, benim simam, benim suratım. Kimin? Benim gömleğim der gibi. Benim kalemim der gibi. Bu sen misin? Benim yüzüm demiyor musun? Benim gözlerim ağrıyor. Kimin? Benim. Benim başım ağrıyor. Demek ki sen baş değilsin. Baş sana ait. Benim kalemim der gibi. O zaman bu kimdir? Bu senede iki defa sima değiştiriyorsun. Senede olan bir adam sana dese ki ne haber lan 200'dü. Bu kadar bak adama ki oysa 200 de değiştiriyoruz. Ben 20 sene önce böyle miydim? Sen öyle miydiniz? Ama hangisiyim o zaman ben? Niye? Hangisiyiz? Peki bu değişiyorsa bu bensem 10 sene sonraki kim olacak? O da ben. Ya. O zaman sen kendini gördün mü? Bu senin yüzün kardeşim. Aynaya bakınca gömleğin görür gibi yüzünü görüyorsun. Seni sen görmemişsin. Ruhunu gören var mı? Yok. Merhametini gören var mı? Şefkatini gören var mı? Bugün çok asabiydim. Ne? Asabi. Nasıl bir şey? Eminim öyle kardeşim. Sabit kabul et bunu ya. Sabit. Bunlar sabit kardeşim. Bunlar sorgulanmaz. Bunlar hakkında soru sorulmaz. Sorulmaz. Şefkatin var mı? Var. Şefkatin sahibi de var o zaman. Şefkat sorgulamıyorsun. Nasıl bir şeydir? Eni boyu var mı? Hacmi var mı? Kütlesi var mı? Tipi var mı ya şefkatin? Nasıl bir tipi var? Yok. Onun sahibine tipini soruyorsun. Çok acayip değil mi? Şimdi insan yaşadığı alemi anlamlandırması için bu varlığın dışında bir kaynak sabitesi lazım. Yani dünya ve insan neyin nesidir? Niye buradadır? Yani elmayı armutla izah edemezsiniz. Elmayı armutla izah edemezsiniz. Mesela dereyi taşla izah edemezsiniz. Yani dünyanın içerisindeki eşyayı birbirine kıyas ederek anlamlandırır. Mesela ahiretsiz insanı düşün. Burada ne işi var? Ne yapıyor burada? Yani doldurup boşalt gübre fabrikası mıdır? Yani bu kadar harika bu kainat emrine verilmiş. İki tane üç tane kazak satmak, gömlek satmak için.
olmaması. O zaman eğer bu hayattan sonra ahiret yoksa bu hayatın anlamı yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Ya. O zaman dünya varlığın, yani bu varlığın arkasında bir malzeme ile, yani bir mihengi nokta ile anlamlandırılması lazım. Yoksa hiçbir şey yok. Yani şunu demek istiyorum. Dünyanın içerisindeki her şey, elmadır, armuttur, insandır, koyundur, dağlardır, tepelerdir, tamam mı? Neyin nesidir? Birbirine kıyas ederek anlamlandırılıyor. Ağaçtır, çiçek değil. Koyundur, sığır değil. Dünyada israf yok. Anlamsız abes yok. Her şey en mükemmel. İnsan fenlerini, teknolojisini kainata bakarak almış. İnsan teknolojisini kainattan yazmış. Yani ilmini. Peki bu kainattaki bu kadar mükemmel bir sistem varken, bu kainatın sonunda ahiret yoksa bu kainat komple anlamsız olmaz mı? Bir araba almışsın, tam sıfır. Vallahi bu araba nasıl yandığını hiç görmemiştim diye tutuşturur musun? Anlamsızlaştırır mısın? Aldığın maaşı, 500 euroyu, en büyük para o değil mi Almanya'da? Vallahi bu pembe kağıdın nasıl yandığını görmedim diye yakar mısın? Yaksan seni Bakırköy'e götürmezler, akıl hastalar mısın? Ne demek istiyorum? Sen niye malını yakmıyorsun? Çünkü sana verilen bir donanım var, malına sahip çık. İsraf etme, abes etme, anlamsızlaştırma, o parayı yakma, o arabayı yakma. Sen nasıl malına sahip çıkıyorsan, seni yapan da seni anlamsızlaştırma manasında olan toprağa sokup çürütmeyecektir seni. Sen kazan parayı, gittin toprağa gömdün. Niye gömüyorsun? Gerek var ya, girsin toprağa. Gömer misiniz parayı? Aklın bunu yapmaz. Ahmet, akıl bunu yapmaz. Peki, akılların ustası bu akılları toprağa sokup diriltmemek üzere bu akılları çürütüp akılsızlık yapar mı? Bu akıl akılsızlık yapmıyor da bu aklın ustası akılsızlık yapar mı? Yapmaz. Diyor ki, yani geleceğin en güzel delili çekirdeğin olmasıdır. Çekirdek niye var ağaçta? Çünkü geçmişi geleceğe taşımak içindir. Öyle değil. Çekirdek niye konmuş ağaca? Bu burada bitmesin, devam et. Geleceği kasteden çekirdeği yazmıştır. Geleceği kastetmeyen çekirdek denen bir sistemi geliştiremez. Çünkü çekirdek geçmişi geleceğe taşır. Güzel bir çiçeğin dakik programını, kocaman bir çınar ağacı düşünün veya bir gülü düşünün, ince programını küçücük bir tomunda derc etmek. Böyle aklınıza geliyor mu böyle? Dehşetli bir çınar ağacı. Mesela aklınıza gelmeye var mı? Mesela bir Bursa'da Uludağ'a çıkarken görmüşsünüzdür çıkanlar. Böyle bir çınar ağacı. Büyük bir çınar ağacı görmedin mi Ahmet bir yerde? Burada var değil mi? Yok, Bursa'ya gitmedim, onu demek istedim. Ama bir yerde görmüşsündür değil mi? Büyük bir ağaç düşün, başka bir ağaç düşün. Öyle azametli. Kocaman bir ağacı, bu kadar bir çekirdeğini kotlamış. Hiçbir zaman çekirdekten ağacın çıkmasını görmemiş olsaydı. Hiç görmedi ömründe. Çekirdekten ağacın çıktığını görmesen. Allah sana gösterse bu çiçekten, karpuzdan, karpuz çekirdeğinde karpuzun çıktığını görmemiş olsan. Dese ki Allah, ey kulum, bu siyahdan ne çıkar ya böyle çekirdek ya? Karpuz çekirdeği. Sipsiyah değil mi karpuz? Ya Rabbi, hiç görmedin karpuzun çıktığını. Ya Rabbi, ne demek buradan ne çıkar? Kırmızı, dişi, pijamalı, yeşil, tadı, tuzu, karabiberi, kimyonu. Böyle böyle bir şey, şibi olan, ip gibi olan bir şey çıkar. Kimin hatırına gelir? Söylesen bile isabet ettiğini nereden bileceksin? Allah çekirdeği israf etmeyin. Topraktan dışarıya çıkıp
çıkartıp ona büyük neticeler takıyor da seni toprağa sokup da bir neticesi seni orada çürütür. Ufacık bir çekirdeğe kocaman ağacı yükleyen bir kudret, onu çıkartan senin gibi bir ruh sahibine ahiret programının ruhuna yükleyemez. Kocaman ağacı çekirdekte yüklemiş. Flaş bellek değil mi? Flaş bellek. Avukada bir bellek var. Tartın 10 gram. 1000 tane video yüklenin. Kilosu değişir mi? Değişmez. Ruh da böyle işte. Peki insanın yaptığı böyle bir cihazı böyle olursa çekirdek, yani flaş bellek. Ya 100 sene önce diyorsun. Bunda var ya 1000 tane ayrı ayrı film var. Ayrı ayrı insanlar var, sesler var, şekiller var, acayip. Manyaklar ya. Ne oldu ya? Böyle bir şeyin içinde film adamlar varmış. Sesler varmış. Nerede? Ses. Dur bir dakika. CD, flash belleği dinleyip sesi bulabilir misiniz? Sesi nereye koymuş? Sessiz yere. Resimleri nereye koymuş? Şekilsiz yere. Kırsak içinde bir şey var. He? Kırsak içinde bir şey. Burada ses var mı? Flash bellekte? Var. Dinle. Yok. Peki bıçakla kes. Var mı içinde suret, resim? Yok. Sesi sessizde, sureti suretsizde ve o mekanı, o çekilen dağları mekansız olarak kodlayan Allah senin ruhunu ahireti kodlayamaz. Ölmez, üşümez bu film. Ya. Yapılan beyin bunu yapıyor. Bu beynin ustası neler yapmış. Ondan sonra ahiret çok ihtiyaçtır bize. Ekmekten daha fazla ihtiyaç var. İnsanın en büyük sorunu kabirdir, ölüm meselesidir. Allame-i Cani olsa ne olur? Bir hemen afiyet senin olsa ne olur? Sonunda ölüm olduktan sonra. Her şeyi anlamsız bırakıyor. Bir şey söyleyeyim de bununla geçeceğim. Geçenlerde gece yarısı beni kaptı bir sıkıntı. O zaman söyledim. Kainatta en mantıksız şey, ben diyorum ha, bir yerde desem, camide desem asarlar beni. Yani camiye de hitap eden insanım ama oraya diyemem. Kainatta en anlamsız, kafama yatmayan en mantıksız şey ne biliyor musunuz? Bütün dünyayı anlamsız kılan ölüm. Ulan yaşa yaşa, bugün edilemezse bak, böbrek, dalak, mide, duygular, hisler, meyiller. Ondan sonra senin güneş masraf değil mi sana edilmiş? Hava masraf değil mi? Dünyanın eğikliği, nem derecesi. Sana bugün edilemezse bak, elini kullandın, böbreği kullandın, ağzını kullandın. Bunları yapsın, yapsın, yapsın sana, ölümle her şey sıfırlansın. Bunun kadar anlamsız, mantıksız bir iş yoktur. Ölüm. Her şeyi anlamsızlaştıran ölüm, kendisi bunların toplamı kadar anlamsızdır. Oysa bu kainatta bu kadar harika bir mükemmel tasarrufun neticesi bununla son bulmamalıydı. Ha bir baktım ki ölüm değilmiş o. Pasaport dairesi girmiş. Ahirete geçiş yöntemi. Ya böyle bir nasıl yöntem? E baksana sen nerelerden geldin? Anne karnından buraya gelmek normal bir yöntem mi? Ha demek ki ölüm bizim bildiğimiz gibi yok olsa her şeyi anlamsızlaştırır. Değilmiş. Her şeyi yerine koyan bir anlamdır ölüm. Her şeyi aslına taşır. Her şeyi mükemmele götürür. Ölüm olmasa dünyanın anlamı yok. Hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bir şey yaptığımız zaman demiyor muyuz? Allah'ın ahirette görüşürüz. Görürsün orada. Veya niçin yapıyorsun? Sevap için yapıyorum. Ne yapıyorsun? İyidir ya. Bak dünyada zaten konuşurken ahiret inancı üzerine bina ediyoruz davranışlarımızı. Sevaptır ya. İyidir ya. İyidir iyi. Duasını al ya. Kırma onun kalbini gibi. Hep ahiret inancı. Gavur da kullanıyor. Çünkü onlarda da kalmış. Bozuk olsa bile Hristiyanlık bir kalmış kırpıntı.
Demek ki güzel bir çiçeğin veya bir ağacın dakik programını küçücük bir tohumunda derc etmek. Kocaman ağacı nereye koymuş? Tohuma. İnsanı nereye koymuş? Spermaya. Bir damla demeyeceğim. Bir damlası. Bir tek hücrede, hücrede. Ama millet toplumsal hücreyi anlamadığı için damla diyoruz. Ne damlası? Zaten komplesi damla. Orada bir hücre ya, bir hücre. He? Kimyacım. Murat. 300 milyondan bir tanesi değil mi? He? Ne kadar? 300 milyondan bir tanesi. 300 milyon en az. Atılan spermadan 300 milyon insan olur. O damlada 300 milyon abi. Evet. O damlada ama. Onun içinde bir tanesi. Evet. Allah. Hakikaten usta vallahi. Hakikaten Allah usta ya. Bu da hoşuma gidiyor ki Cenab-ı Hak. Böyle zevk alıyorsun Allah'tan. Görüyorsun icraatını. Ya Rab nerede gizlisin ki? Her şeyi açığa çıkarın. Kendisi açıktadır. Bütün renklerin sahibi bir rengi olmaması lazım. Bütün şekillerin sahibinin kendisinin şekli olmaması lazım. Ne var mı? Tabii renksizdir. Şekilsizdir. Hacimsiz ve kütlesiz olduğu için gözükmüyor. Radyo dalgaları gibi. Allah bütün şekillerin sahibi olduğu için bir şekle girmez. Mavinin de sahibi o, kırmızının da o, beyazın da o. O zaman Allah hangi rengi girsin? O zaman rengi yok. Ama var. Allah bütün şekillerin sahibi, onun bir şekli yok. Allah bütün hacimleri yaptı, kendisinin hacmi yok. Çünkü masa yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Bu masayı yapmışsam ben bundan önce olmam gerekmiyor. O zaman ben bu masaya benzemiyorum. Zamanı yapanın zamandan öncedir. O zaman zamanı yok. Hacmi yapanın hacmi yok. Mekanı yapanın mekanı yok. Kütleyi yapanın kendisi kütlesi yok. Peki nerede? Bu sıfatlarla beraberiz zaten burada. Bir sürü radyo dalgaları var. Kim inkar ediyor? Radyonu aç, dinle. Bunu da aç, burayı da aç, onu dinle. Radyosuz sesi dinleyebilir misin Muhammed? Nasıl dinleyeceksin? Var mı abi şurada FM dalgaları? Yok. Var ama çalar mı burada? Zıngır 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 zıngır. Çalar mı şimdi? Çalmıyor. Alet lazım değil mi? İşte insanoğlunun yaymış olduğu şu sesi tekrar aslına dönüştürmek için radyo lazım. Bu radyonun da sahibi şu konuşturmak için onun o zatın ortaya çıkması için bir radyosu gerekiyor. Frekansı gerekiyor. Burada çalar o. Bir sürü radyo dalgalar var. Radyonun frekansına getirirsen 85 bilmem ne. Bu kalbi de öyle getirirsen de bak konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Huzur. Saadet. Ha şu anda rahat değil misiniz? Huzur değil misiniz? Bira içmemişsiniz ha. Bu huzur bak içkisiz de mümkünmüş. Sarhoş olmak da var. Neyle? Hakikat sarhoş. Bak biz kalp radyosunu frekansını getirdik. Kalk ona doğru bak rahat diyoruz. Çalıyor. Huzur sestir. Fazilet sestir. Ahenk sestir. Davranışlarını kontrol eden sestir. O radyo çalıyor işte bunu. Yapmıyorsun, etmiyorsun. Niye? Radyo diyor ki yapma. Büyük bir ağacın sayfa-i amalini, tarihçi hayatını, yani koca bir ağaç ne yaptı? Biz görmedik ya. 300-500 sene çınar ağaçları var. Ne yaptı bunu? Çekirdeğine bak, geçmişini seyreder. Kocaman 300 seneyi ne yaptığını görmek ve geleceğe taşımak için çekirdeğine yazan Allah, senin geçmişini, hafızana yazıyor işte aynı. Kuvve-i hafıza var. Mercimek, kırmızı mercimek tanesi kadar bir tane. Her şeyi oraya kodlamış. Filistiği cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalem işlediğini gösterir. Görüyor musun? Hiçbir şey anlamsız ve abes değil. Bak bakın. Mesela gübre diriltmiyor mu? Elma armut gelmiyor mu? Şeftali gelmiyor mu gübreden? Gübreyi dirilten Allah seni de diriltecektir. Gübre kadar derilmiyor. Hem her şeyin yaratılışında, hılkatinde gayet derecede üstün sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir sani nakşi olduğunu gösteriyor. Yani
Her şeyde mükemmel, el mükemmel. Şöyle bakın. Şu kitap veya dünyevi işler düşünmeyin. Bunun mantığı yoktur bakın. Niye kırılmış bu? Bak kırılmış. Sırık gibi olsa ne olur? Böyle olsa. Nasıl yapacaksın? Ölüyor, ölüyor. Peki bu dünyasız bunu düşünün, bu kırıkları. Allah, şuraya bak. Veya şöyle. Şurada misal edeyim. İnsansız bunu düşünün. Aa gözde bak, şunu bak. Burayı niye kestin be adam ya? Bu camı niye yok et? Aa bak bak bak. Düz giderken bir de etti. Eğdi bak. Eğmiş ya. Eğmiş. Aa bak bak bak. Bir de geri gidiyor. İnsansız buna mane verin bakayım. Bu niye eğilmiş? Niyesini? Ha bak şimdi. Ha. Burayı niye kesmişler? Ha. Sen de bu dünyada niye böyle yaşıyorsun? Niye böyle davranıyorsun? Niye bazı şeyler yapmıyorsun? Ha, ahiret için. Bu insan için anlamlandığı gibi dünyevi hadiseler de ahiretle anlamlanıyor. Yoksa ahiretsiz dünyada anlayışla yaşamak insanı çıldırtıyor. Bak sizin o dükkana geldik ya. O kule var değil mi? Otel midir o? Deniz kenarında. Adam atladı değil mi? Bugün söylediler bana. Bak, niçin oldu biliyor musun? Mantığını söyleyeyim. Muhammed, kendi hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Senin hayatın gittikten sonra Mercedes olsa, paran olsa ne olur? Bak hayatından daha değerli bir şey yok. Hayatından daha değerli bir şey uğruna çalışırsan, hayatı yaşamak zevk verir. Hayatından daha basit şeyleri hayatına gaye yaparsan, onun uğruna çalışırsan hayat anlamsız olur, intihar seçenek olur. Çünkü insanın en büyük sermayesi hayattır. Bu dünyaya ha 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 hu yapmaya için gelmemiş ki. Yani değmez yani bu kadar güzelliği yaratılmaya. Kuş gibi dikersek olur. Yani dünyaya neye geldiğine ha 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 hu lakana lukana. Bunun için hakikaten bu masraf olmaması lazım. Değil, bir başka bir gayesi olması lazım insanın. Bak gitti. Senin sağlam kalacağını nereden biliyorsun? Bir duygu sarar seni, atlarsın camdan aşağı. Bir duygudur ya, bir fikirdir. Kontrol edemediğin her şey seni köleleştirir. Kontrol edemediğin her bir his, kontrol edemediğin her bir fikir seni köleleştirir, köle yapar. Hayatı anlamsızlaştırır, intihar seçenek olarak önüne koyar. Hayat bitti, hiçbir anlamı yok. En ufak tırnağı arayan kişi doktora koşarken 80 kaç metreydi? 85. 80 metreden hayatı betona nasıl atabiliyor? Niçin atmıştır? Çünkü içinde öyle bir kaos var ki intihar çare olmuş, çıkış olmuş. İntihar çıkış ise, intihar çözüm ise, o intihar çözüm ise o içsel sıkıntısı nedir hayal? Nasıl bir cehennem yaşanıyor ki intihar çıkış olmuş? İneği batıramazken 85 metreden atlamayı evet, göze alıyor. Göze alıyor. İneği batıramazken. Boş ver intihar. Hemen intiharı, intihar seçenek yapan içsel kaosunu hayal edemiyor. Diyor ki burada her şeyin yaratılışında, hikmeti, hılkatinde gayet derecede üstü sanat bulunması. Bak şuna bak. Bunu eşyasız düşünebilir misin? Ha, insanın duyguları, istekleri de ahiretsiz anlamı yok. Bu eşyasız bak kaldırıyorum. Bak dünyaya göredir. Bak göz anne karnında yapıldı ama orada işe yaramıyor. Bak dünyada. Kulak anne karnında yaratıldı ama burada da işe yarıyor. İnsanın da o ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak, ölümü istememek, dert keder istememek gibi meyilleri, istekleri, arzuları, latifeleri, hisleri de orası içindir. Oraya göre anlam buluyor. Yoksa insan en zavallı olur. Fakat
şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın filistesini, bir çekirdekte kocaman ağacı koydum, çınarı, insanın da içine bütün 18 bin alemi, kainatı koymuş. Merhamet alemi, şefkat alemi, anlayış alemi, fikir alemi, vefa alemi, değil mi? Latifeler alemi, bir alem, küçük ya. 18 bin aleme göre insanın 60 kilo bir spermadaki bir hücre gibidir. Anladık mı Murat'ım? Kocaman bir ağacı, çekirdeğinde yazdığı gibi, insanın da bir sperma, bir hücrede, değil mi? Ha, 18 bin aleme göre şu ceset de bir hücreye benziyor. İnsana kodlamış. Buraya uygun yaşarsan, şu içsel duygularına, içsel isteklerine, kulak verirsen buralara, bak neler istiyor, bastırmasan, kendinden kaçmasan, onları duyacaksın. Yani ne zaman kendinden kaçıyorsun? Yalnız kaldığın zaman. Hep kaçış. Çünkü insan en çok kendisiyle yalnız kalmaktan korkar. Kendisinden kaçar, gider bir arkadaşıyla oturur. Duramaz kendi başına. Çünkü en tehlikeli dehliz, kuyu insanın kendisidir. Aklın belası akıldır. Aklın izacatından. Akıl eğer Allahsız düşünürse geçmişten elem, gelecekten korkuları hazır zamana yükler. Ve hayatı çekilmez yapar. Geçmişten elemler. Şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın filistesini koymuş. Çekirdekte, ağacı, spermada insanı koyduğu gibi insanın ruhuna da 18 bin alemi filistesini, bütün hazaini rahmetin anahtarlarını koymuş. Rahmet hazineleri var. Anahtarları koymuş. Şefkat bir anahtardır. Muhabbet bir anahtar. Kaldır muhabbeti insanlıktan. Ne olur? İnsan canavar olur. Öyle değil mi abim? Kızına karşı, evladına karşı, annene, babana karşı, şuna bak. Merhameti kaldır bak. Hayvanlarda bile, timsah bile yavrusunu iteceğini zannettim. Ağzına almış, koca öküzü yutan bu ağız, timsaha. Ağzına almış, gitmiş bilmem nereye koyuyor. Onunla taşıyor, öyle değil mi Muhammed? Muhabbeti, şefkati kaldır, hayvan bile olamaz. İnsana bak, bunlar hep anahtardır. Oraları açmak için. Bütün esmalarının aynelerini derc etmek. Bütün esmalar, mesela ben sizi görmüyorum. Şu ayna olsa. Şu ayna olsa. Şu aynada ben sizi görmüyorum. Bak bir daha söylüyorum. Şöyle dönün. Allah Allah. Kimler varmış lan? Diyorum. Tamam mı? Bir tanesi dese ki ya manyak mısın ya? Bak burada kimse olur mu? Bak elini sür. Var işte burada. Var da nerede kardeşim? Gözü kören acımı var mı? Kütlesi var mı? Elini tutabiliyor musun? Yani ne, peki yoksa bunun içinde mi? İyi dinleyin. İçindedir değildir. Çevir böyle. Kaybolur mu burası? Kaybolur. Ha, böyle yapınca buradakiler kaybolmuşsa içinde gözükenler burada değildi. Dışarıdaydı. Peki aynada gözükenden aynada gözükenleri gördüğün zaman karşıda böyle birileri var mıdır yok mudur şüphe eder misin? Nasıl? Eden olur mu? Manyak olması lazım. Tamam, deli olması lazım. O zaman insan ruhunda gözüken ebed, sonsuzluk, ölmeme isteği, bir anda her yerde olmak, her istediğim olsun. İstekleri yok mu? Aynada gözüküyor. Demek öyle bir yer var ki buraya yansımış. Çünkü niye? Her pimisi bana denk gelmemiş. Ahiret bir anda her yerde olmak. Dertsiz, kedersiz olmak. Hepimizde yok mu bu? E peki
Fani dünyadayız. Niye beka istiyoruz? Fani kuru fasulye ekmekten olan bir cesette. Hepimiz öyle kuru fasulye et yedik, döner yedik, balık yedik. E peki bu maddelerden yapılan bir insan niye tutsun da varlığın arkasındaki alem olan ahireti istesin? Ne istiyor ya? Görmedi ki. Görmediği şeyi niye istiyor? Hadi gördüğün şeyi çocuk dolaştırır ki babam bunu isterim. Lan ne oğlum dolaştırmayacak mıyız lan seni çarşıda? Her gördüğünü vitrinde istiyorsun. Gözükmeden istenmez. İnsan görmemiş ahireti. Ne istiyor? Aynası görmüş. Benim yüzüm böyle. Ama benim aynam size. Ooo Murat oturmuş. Ahmetler var, şunlar var, bunlar var, şunlar var. Kayserili hemşerim var. Adı neydi abi? Hacı. Hacı seni bak görmüyor ama bak şimdi görür. Hacı var şimdi aynada. Şimdi deriz ki ya hacı yok. La koca adam var la Kayserili bir adam var burada hacı. Şimdi burada hacı var ama yok. Olsa tutardım. Buradaki varlık da oradaki farklıdır be kardeşim. Öyle birisi yoksa burada olmazdı. Beka denilen bir yer yoksa benim ruhumda beka arzusu olmazdı. Ruh aynadır. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. İstemez miydik? Bir tanesi geldi. Hocam dedi evliya olmak için dedi ne yapmak lazım? Ola ne yapacaksın lan evliyalığı dedim ya. Basket bu işten. Çok zor iştir dedim bu iş. Yok abi dedi isterim ya. Ya da Ramazan'da hiç unutmuyorum 2-3 tane. Ya kardeşim evliyalıktan vazgeç. Bu zor iştir. Bak niçin istiyor biliyor musun evliyalık? Mesela bir düşününüz evliyalık niçin isterim? Bak onun için istiyor. Ona merak ettim. Söyleyeceğim abi anlatmadan mı? Ona niçin istiyorsun dedim evliyalık. Ya dedi dolmuş yapılmazdık dedi abi de giderdi. Uçarak. Dolmuş yapılmamak için evliyalık istiyor. Ulan git dedim ya başımdan. Git ya. Git oğlum. Evli ona basın evli. Evli ona basın. Git. Dedi olsun abi anlat dedi. Bir. Evliya olmak için birinci şartı gıybet etmeyeceksin. Gıybet edilen yerde kalkacaksın. Zira oruçlu bir insan gıybet ederse, gıybeti dinlerse günahkar olur, orucu bozulmaz. Ama evliya gıybet insanın çığ etini yemiş gibidir. Normal insan. Ama yemiş olmayız. Oruçluyken et yesen orucun bozulur. Ha gıybet edince halk bizim gibi adam orucu bozulmaz, günahkar olur. Evliyanın ise gıybet ettiği zaman et yemek gibi değil, et yemiştir. Onun için kefaret gerekiyor. Her gıybet için. Abi kalsın dedi evliyanın. İşte bak o zaman. Gıybeti. Çünkü Ayşe validemiz, şaka demiyorum ha. Ayşe validemiz gıybet ettiği zaman Allah Resulü dedi ki tükür dedi. Bak kardeşinin çığ etini yedin kanı tükürdüğü zaman kan çıktı. Rivayet. Ha, evliyalar böyle. Biz gibi oluruz. Et yemiş gibiyiz. O yemiş oluyor. O zaman ne yapacak? Oruçluysan gıybet ettin, et yedin. 61 gün kafadan çaktı sana işte. 61 gün tutacaksın. Abi 30 gün tutamadım ya. O zaman vazgeçmişti. Bu hevesle vazgeç. Sen dedim gene parayla dolmuş. Lan evliyalık da yapma. Böyle insanlar da var yani. Ha bütün esmasına insan aynı. Misal verdim bak. Aynı. Nihayetsiz derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Yani böyle bir sistemi düşünebiliyor musun? Yani et ve kemik de olacak, et ve kemik olmayacak. İstediklerimiz, şefkat et kemik midir? Merhamet et kemik midir? Vefalı değil miyiz vefa? Vefa ya, edepli ol ya, saygılı ol demiyor muyuz? Et kemik midir? Et kemikse 90 kilo adam bizden daha vefalıdır. 100 kilo adam daha şefkatlidir. Delikanlı adam. Ne? 120 kilo geliyor. İnsani değerler kiloda mı arayacağız? Maddede mi arayacağız? Madde dolup madde olmayandır. Nedir o? Ahiret. Aha işte. Ruh. Buradadır ama değildir. Ruh nerededir vücudun? Sağında, solunda, dibinde, altında, içinde, dışında, her yerinde. Yani odunun Ahmet. Odunun neresinde normal ışık? Sağında, solunda, altında, üstünde. İçinde diyemezsiniz. Dışında yok mu?
Her yerinde. Odun nedir o zaman? Donmuş nurdur. Donmuş ışıktır. Donmuş dumandır. Aynı şey. Ya bizde de öyle bak. Ruh da donmuş, nefis de donmuş. Dumanda maksat nefis. Dumanda maksat nefis. Işıkta maksat ruhtur. Bakıyor musun? Her şey burada kardeş. Ha, nihayetsiz derecede bir hüsnü sanat içinde hikmetle yaratılmış insan, şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat-ı rububiyette, yani hiç mümkün müdür bütün 18 bin alemi değil dünyayı sana yerleştiren bir hikmet ve rahmet ve böyle bir icraat, böyle bir tasarruf, böyle bir fiil görüyoruz. O rububiyetin kanaltına, kanadına iltica eden, iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin, ebedi taltif etmesin. Şimdi böyle bir zat, böyle küfre, imana bu kadar hassas, böyle bir zat yaratacak, kendi düşmanları olan kafirleri tasdik manasında olan ahireti getirmemekle onlar onaylasın. Hiç mümkün müdür? Ahireti yapmamak demek, ahiret yapmamak demek, ne demek biliyor musun? Kafirleri, yani Allah kendi düşmanlarını onaylıyor. Ahireti getirmemekle kendi dostlarını ihmal ediyor, küstürüyor. Sen yapar mısın? Bir tanesi bana dedi ki, malum yerden çıktıktan sonra, abi dedi, çok kızıyor musun dedi yani bazıları böyle kesimlere. Yani sana hücum edeceğim diye hapisten çıktıktan sonra sana hücum edeceğim diye sana hücum eden ehli dalaletle beraber oldular. Ona kızmıyor musun onlara? Ne dedim biliyor musun? Beni sevenlerle meşgulum. Ancak beni sevenleri sevmeye zamanım var. Benden nefret edenleri, beni tenkit edenleri tenkit etmeye, nefret etmeye zamanım yok. Zamanım yok. İnan zamanım. Herkes kendisini inşa ediyor. İnanın kimse kimse bir şey yapmıyor. Kendisini inşa ediyor. Benim inandığım ahiret böyle bir ahiret. Bir tamam ya, dünya ahiret hesabına çalışıyor. Vallahi inanmışım ki ne yaparsan yap, kötülük bile yapsan kendine. Allah Resulü'nün güzel demiş. Aldatan aldanandır. Aldandığı için aldatıyor. Haram yiyen, gasp eden, zulmeden, hak yiyen, yani belirli bir makama gelip raiyetinin hukukuna dikkat etmeyenler haşir meydanında hesap verecek. Bir yerde okuyayım keseyim. Ne kadar dakika oldu? 43. 43 dakika. O zaman burada keseyim. Ama iki satır müsaade ederseniz okuyayım. Hem adalet ve mizan ile iş gördüğüne buran bizde. Allah bu dünyada tartıyla iş görüyor. Bir de adaletle iş görüyor. Doğru mu değil mi bakalım. Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş gördüğünü gösterir. Bitti. İzah edeceğim. Bak, Allah adil midir? Allah israf etmiyor, abes etmiyor, ölçülü yapıyor her şeyi. Bu da ahirete delildir. Eğer bu dünyanın sonunda ahiret yoksa zulümdür, adalet yoktur. O zaman Allah bu dünyada niye adalette hassas yapıyor? Adalet her şey hakkı hayatını vermiş. Bak ciğere bu deliği koymuş. Göze ne dedin dettirmiyor, ne dedin kulak götürüyoruz. Buna delil nedir biliyor musun? Dünyada adalet varsa, dünyada ölçü varsa, rahmet varsa ahiret de vardır. Niye? Eğer dünyanın sonunda ahiret yoksa dünyada adalet yoktur. Çünkü zıttına dönen bir şey ilim cehalete hizmet etmiş olur. Adalet zulme hizmet etmiş olur. İlim cehalete, varlık yokluğa, hikmet hikmetsizliğe, vücut ademe, mana manasızlığa, her şey
ahiret, eğer dünyadan sonra ahiret yoksa tersine dönecek. Dünyada adalet varsa, dünyada rahmet varsa o zaman ahiret de vardır. Delili mesela yapalım. Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek. Yani bakın, göze vücut vermiş. Buruna vücut vermiş. Şu burun delikleri akciğere gidiyor değil mi abi? Senin adın neydi delikanlı? Umut. Umut. Nerelisin abi? İzmir. İzmir. Neresinden? İzmir. Bozcuk, Konak. Konak. Bak şimdi buradan delik akciğere gidiyor. Çok iyi yani. Vallahi çok iyi, fazla hava girsin, iyidir desen, şu burun deliğini öküz deliği kadar yapsak ne olur? Ciğer patlar. Bisikletin şamyonuna, kamyonun traktörün havasını sıkıştırmak, sokmak. Yani her şeye ölçülü yapmış. Öyle değil mi? Şu parmak. Tırnak uzuyor. Umuttu değil mi? Umut. Parmak uzasa, tırnak da beraber. Ne yapardık Umut? Şu parmak gidiyor. Ne olur, ne olur. Saç uzuyor değil mi abi? Geldik, geldik, geldik. Niye durduk? Gitse ya. Gidiyor. Bak lan bu saç değil mi? Bu da saç. Bu durdu. Devam et. Burun geldi burada durdu. Devam etse. Bir tuhaf ya. Adalet yok mu burada? Adalet ne demek biliyor musun? Denge, ölçü, muhakeme, yani kantar, metre ve hak sahibinin hakkını vermek. Şimdi burada adalet yok mu? Şuralar. Her şey hakkı yerinde yaratmak. Adalettir. Peki bana kolu vererek rahmet değil midir? Veya elmayı veren şöyle demiş olabilir mi? Zıkkın olsunuz lan. Yerin dibini silgilesiniz lan. Alın lan şu şeftaliyi. Öyle mi demek istiyor? Ben sizi seviyorum ya. Al şu şeftaliyi. Nüfret ediyorum lan sizden. Üzümleri alın. İzmirliler, nüfret ediyorum sizden. Alın lan şu üzümü. Mı diyor? Seviyorum sizi diyor. Rahmeti göstermiyor. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram muhabbeti göstermiyor. Bir tane çaktın. Ne vuruyorsun ya? Çok seviyorum da. Çok sevimli olan rahmeti bu mu ya? Ha, demek ki rahmet var mı kardeşim? Var. Gözü sana veren gattar değil sana. Kulağı sana takan merhametlidir sana. Öyle mi? Ayağı sana takan senden nefret etmiyor. Ha, o zaman rahmet var. Eğer ayağı verdi, vermeseydi şey olacaktı, rahmet yok diyecekti. Vesaire. Mecbur olmadığı halde sana verdi. Rahmet var. Ölçüler de var. Adalet de var. O zaman bu dünyanın sonunda ve senin hayatının sonunda ahireti sana vermemekle sana yapılan bütün rahmetler zahmet olur. Bütün adalet zulüm olur. Kafana yüklenen ilim cehalet olur. Sana edilen bu kadar masraflar abes olur. Bu dünyanın içerisindeki sistem abes ve adaletsizlik olmadığına göre o zaman bu dünyadan sonra bir dar-ı ahiret olması dünyanın varlığı kadar dünyayı anlamlandırdığı için ahiret de lazım. Eğer ahiret yoksa bu dünyanın sonunda dünya anlamsızdır. Hiçbir mana ifade etmez, etmiyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.